İtiraz geldi Ahmet Bey. Almanya'da bizi izleyen bir arkadaştan bir itiraz geldi. İyi akşamlar. Zafer Şahin Bey biraz evvel AKP'nin Almanya'da seçim kampanyası yürütmelerinin yasaklandığını söyledi. Bu doğru değil. Almanya'da 900 camiler seçim arası AK Parti karargahı ve seçim kampanyalarında AKP'nin seçim bürosu gibi kullanılmaktadır. Ve en yoğun kampanyaları ve sandıkları işgal i̇şte etmekte birinci partisi. Cami alerjisi olan bir vatandaş bunu, var. Bunu hatırlatın, dezenformasyon bu şöyle, yapılmasın diye Almanya'dan itiraz geldi. Şimdi Bedri Bey, çok teşekkür ediyorum. Zafer, İyi ki bu örneği verdiniz. Ben sözümü bitirmeden siz Zafer diyorsunuz ya. Bir şeyden söyleyeyim, Diyanet İşleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği adı altında şey yapan böyle bir itiraz geldi. Şimdi şöyle, oradaki camiler bizim Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı çalışıyorlar. Buradan oraya din görevlilerimiz gidiyor. Din görevlilerimiz oradaki vatandaşlarımıza dini hizmetler veriyor. Fakat, bu normal. Fakat bu çok normal. Normal olmayan şey şu, o camilerde dini vecibelerin yerine getirilmesi, vatandaşlara bu hizmetlerin verilmesi hem Alman gizli servisini ve Alman devletini hem de böyle cami alerjisi olan arkadaşları rahatsız ediyor. Cami alerjisi şimdi. Onlar oradaki dini vecibeler ve dini eylemlerin gerçekleşmesine dini vecibelerle sanki AKP'nin bir alakası olamaz gibi değerlendiriyor. Zafer Bey. Bakın ne yapacak camide? Camide AKP ne yapacak? Ne alaka? Ya işte diyor camide ki doğru değil diyor, o iddia diyor. Ya şunu söylüyorum. Oradaki hadise şu, tahammülsüzlük. Oradaki hadise camilerde insanların dini vecibelerini yerine getirmesine dahi tahammül edemiyorlar. Orada ve ama bunu, siyaset yapılıyor mu? Ya bunu bilemeyiz ki siyaset yapılıyor mu yapılmıyor mu? Orada peki, adam camiye bu arkadaş giden, yapılıyor diyor. O arkadaş camiye gidiyor. İnşallah yapılmıyordur. O arkadaş camiye gitmiş bakın, mi? Şimdi başka bir şey ben daha var. Ben bilmiyorum bu aşağıya şey camiye gidip. Hiç bilmediğimiz, bir insanın. Konuyla alakalı. Hiç bilmediğimiz bir insanın. Şey şu var bakın, Hollanda'ya Fatma Betül Sayankaya bakandı 2018 yılında seçim arifesinde girmesine izin verilmedi. Hatırlıyorsun değil mi? Bak şimdi, Almanya bak, aynı şekilde. Bak, ayrı ayrı şeyler söylüyorsunuz. Başka bir şey daha geldi. Zafer diyor Şahin, ki İsmail Bey diyor, Zafer Bey yanlış bilgi veriyor. Gerçi sen vermedin o bilgiyi. Sana gelen bir bilgiyi paylaştın bizimle. Almanya'da hiçbir partinin açık propaganda yapmasına izin verilmiyor. Milletvekilleri, dernekleri veya benzeri kurumları gayresmi ziyaret edebilir diyor. Ziyaret edip konuşma yapıyorlar. Panel düzenliyorlar, ya, konferans hani düzenliyorlar. Bir resmi bir sonuçta propaganda zaten oraya, oraya bağlı buldukları siyasi bakın, partinin Almanya'da koyanları belli tartışıyorlar. Zafer Bey, AKP'li siyasiler de tabii ki Almanya'ya gidip derneklerde i̇zin konuşabilirler. Bedri Bey, İşçilerimiz izin, tabii izin ki vermiyorlar. Tabii benim dediğim o değil. Ama camilerde siyaset yapılıyorsa bu son derece camilerde, yanlış. Camilerde siyaset yapılıp yapılmadığını bu camiye giden bir, gitmeyen bir insandan öğrenemeyiz. Yani camiye o, ya nereden çıkardınız Bedri kimin Bey. Gidip gitmediğini siz? Bedri Bey. Yani peygamber misiniz? Bedri Bey. Cep telefonuna Bedri girip Bey. Kim gidip gitmiyor bu camiye? Siz nereden Allah biliyorsunuz? Siz camilerde siyaset yapıldığını nereden biliyorsunuz? Benden bahsetmiyorum. Yurt dışından gelen bir mesajdan. Evet. Vatandaş söylüyor değil mi? Bu yoğun olarak bunun yapıldığını söylüyor. Ben de diyorum ki Bedri bilmiyorum. Bey. Ama Bey. Umarım yapılmıyordu. Bedri Bey, umarım yapılmıyordur. Selvi bir şey söyleyeyim. Çünkü bu laikliğe de aykırı, dine de aykırı, Türkiye Cumhuriyeti'ne de aykırı, her ya şeye Almanya'nın laikliğini de biz buradan mı koruyacağız Bedri Bey? Allah aşkına ya nasıl yapacağız? Türkiye'nin laikliğini. Nasıl yapacağız Almanya'daki laikliğini biz koruyalım? Türk siyasetinin laikliğini. Bedri Bey. Siz onu Temel Karamollaoğlu'na söyleyin. Bakalım o ne diyor camilerde? Türkiye layıktır, layık kalacak diye slogan mı atılması gerekiyor Almanya'da da? Ne yapacağız bilmiyorum. Buyurun abi kardeşim. Şöyle yani. Bedri Bey'e Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'nın bir ben tam onu okuyacaktım var. Ya Emrehan buyurun. Bey. Okuyun. Aşk olsun yani. Okuyacaktık. Buyurun. Benim okumayacağım, benim okumayacağımı varsayarak Abdülkadir Selvi'ye attınız mesajı. Aşk olsun. Şöyle. Buyur oku, ben de okumuyorum. Yok şöyle. Bana daha önce attı ama Bedri Bey çok böyle hararetli konuşuyordu. Konuşması bölünmesi. Aynı bekletti. Şeyi ben de yaptım. Buyurun. Hayır sen oku sen. Evet oku. Diyor ki Ecevit Vakfı olarak Bedri Baykam'ın Ecevit'le ilgili sözlerini üzülerek izliyoruz. Ecevit'in isminin şu andaki siyasi çekişmelere alet edilmesinden rahatsızız. Onu ya bana farklı attı. Ben bendeki o değildi. Evet. Bendeki diyor ki
Rahşan Ecevit kurucusu olduğu DSP'den 2009 yılı Haziran ayı başında istifa etmiştir. İstifa nedenini DSP yönetiminin Ecevit çizgisinden tamamen uzaklaşmış olması olarak açıklamıştır. Ecevitlerin tertemiz atlarının işte filan diye sana attığını Sayın Ecevitlerin atmış. Siyaseti ne kadar temiz yaptıklarını, ne kadar dürüst insanlar olduklarını tarihte bilmeyen yoktur. Sağcı da bunu bilir, solcu da bunu bilir. Ama ben bir CHP'li olarak 12 Eylül darbesinden sonra yaşanan yol ayrımından itibaren solun iki yakasını bir araya yıllarca getirememesinin maalesef sebebinin rahmetli Ecevit olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu da maalesef Ecevit'in 70'li yıllardaki kara olan ve mavi gömlek imajını ne kadar seversek sevelim bunu değiştiremeyiz. Keşke başka türlü davransaydı. Bu arada Kemal Özkiraz Hakan bana Bey. Bir mesaj atmış. Ha, ben diyecektim. Evet ben de diyecektim. CHP ya, bir dakika bekle tamam. Abiler bir ben tamam konuşacağız. Ben de Kemal'in Kemal Bey sizden burada gayet olumlu da bahsedildi. Bir Selvin'in eleştirisi evet. vardı. Cevap lütfen bana metin yazın ben onu okurum. Öyle yapalım. Şimdi telefon o uzayacak iş zaten süremiz de çok dar. Almanya'dan çok sayıda mesaj geliyor. Bir tane gurbetçimiz, bakın çok kısa okuyacağım, diyor ki Avrupa'da diyor bizim insanlarımızın kaynaştığı ibadethanelerimizin içinde camiler bir numaradır. Dolayısıyla biz oraya gidip hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz, birliğimizi korumak için sohbet ediyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. Camilerimizde siyaset yapılmıyor diyor. Başka İnşallah. Bir vatandaşımız şunu söylüyor. O kişi diyor 900 tane camiyi tek tek gezip tespit mi etmiş orada siyaset yapıldığını diyor. Bedir Bey bakın bunun inşallah sonu İnşallah bu arkadaşınız haklıdır. Yarın i̇nşallah. Öbür gün, yarın öbür gün biri de çıkar der ki ya kardeşim burada da şurada sevgili Zafer Almanya'daki camilere adamı inşallah. Buralarda ama, da mı siyaset yapıyor? Buradaki Ayasofya camisinde Atatürk'e lanet okunduğunu biliyorum. Aynen. Bravo. 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 Atatürk'e kim orada siyaset var mı yok mu bilmem. Kim yapmış? Ama bak bir şey çok Ayasofya rahatsızlığınız bu kararınız hiç yok. Bitmeyecek. Atatürk'e lanet okun herkes biliyor bunu. Rahatsızlığınız bir sen başka bir şey söylüyorsun. Atatürk'e kim lanet okursa biz ona karşı çıkarız. Tamam mesele yok o zaman bitti. Zafer Şahin de şunu söyleyeceğim. Atatürk'e kim lanet okursa ben de karşı çıkarım. Bak ben de söyleyeyim. Atatürk'e kim lanet okumuşsa ben ona sizden daha şiddetli karşı çıkarım. Tamam mesele. Ben aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında bulunan Atatürk resmini indirene de karşı çıkarım. Belki Atatürk'e, her rütbede... Atatürk'e kefere Kemal diyen adamı her dönem milletvekili yapana da karşı çıkarım. Çanakkale Mustafa Kemal'in itleri, Mustafa Kemal'in itleri diyen onu da anlatayım. Onu da anlatayım. Onu da anlatayım. Almayan Diyanet İşleri Başkanları veya lanet okuyanlar. Onlara bu karşı çıkışı pek duyamıyoruz. Onları da anlatayım. Mustafa Kemal'in itleri diyerek Atatürk'e hakaret edenlerle ittifak kuranlara da karşı çıkarım. Sizin evet. de çıkmanızı tavsiye ederim. Çanakkale'de Atatürk'ün adının anılmaması diye bir durum söz konusu değildir. Atatürk'ün kendi vasiyetnamesi vardır benim adımı hutbelerde anmayın diye. Ama buna rağmen yine de anılmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ün adını anmıştır. Ben size bulurum çıkartırım. Ben... Atatürk konusunda lütfen herkes şöyle, samimi olsun. Şöyle bir dakika onu çok hızlı geçtin. Yani diyor ki Atatürk'ün vasiyeti var hutbelerde. Benim adımın anılmasını istemiyorum. O hani hutbede adının anılmasını herhalde kendi dünya görüşü, bakış açısı açısından pek uygun görmediği için böyle bir vasiyet ettiği söyleniyor. Ben bilmiyorum gerçekten öyle. Yok yok o şey var ya. Resmi şey. Belge var hani, ya. Bir camilerde arkadaşlar. Siyaset yapılıyor yapılmıyor mu? Oradan yola çıkarak ben bu örneği böyle bir vasiyeti varmış. Tamam bu vasiyet varsa tamam, tabii ki ona saygı göstermesi şimdi, lazım ama... Şimdi kimin hangi niyetle orada adını kullanmadığını çok iyi biliyoruz. Buyurun lafınızı kesmeyeyim. Yani, ben siz o belgeyi vasiyet, bulacağım. Benim vasiyet var diye hutbede okumuyor ama ben Ali Erbaş'ın son tweetlerini gördüm. Atatürk'ü anıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye böyle atlı adınca anan çok mesajını gördüm. Yani ona haksızlık etmeyelim abi. Gördüm görmedim mi? Ya okudu yani. Adam. Sırrı Süreyya Önder İzmir'de CHP'li İzmir Belediyesi'nin... Ama onun da hangi şartlarda? İkinci tweetlerde, İsmail Dükel, üçüncü tweetlerde İsmail açıklamalarda ben falan Dükel, oldu. İsmail onu da Dükel. Yani bence daha iştahlı, Atatürk'ü anması gerekir. İsmail, bu memleketi kurtaran, bu cumhuriyeti kuran Atatürk'ü
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha da bir iştahla yapması lazım Ahmet burada Bey, yani. Ya biz yine almışız İsmail Ahmet Bey. Ahmet Bey, Sırrı Süreyya Önder. Meğerse Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Atatürk camilerde laiklik, burada sadece Cumhuriyet, Mete Yarar ve Hakan Bayrakçı eleştirdi. CHP'den hiçbir şey anlaşılmadı. Hiçbir şey anlaşılmadı. Bir daha söyleyeyim. Sırrı Süreyya Önder, İzmir'de CHP İzmir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk aleyhinde konuşurken tek bir CHP'li çıkıp itiraz Allah etmedi. Allah belanı versin. Mete Yararlı Hakan Bayrakçı itiraz etti. Evet, Sırrı Sakık, Sırrı Sakık Mustafa Kemal'in itleri dediğinde itiraz etmedi, gitti ve ittifak yaptılar. Hakan Bey çok sabır. Aynı hassasiyeti, aynı hassasiyeti ki ben gösteriyorum. Siz de öbür tarafa gösterin. Teşekkür ederim. Hakan Bey önce dedi onu. Şimdi konu geçti, girmeyeyim. Bir dahaki programa konuşuruz. Muhalefet için anket yapan, isim vermeyeyim, bir araştırmacı arkadaşım Mehmet Öge var. Onun bir saha ve araştırmayla ilgili bir notunu bir dahaki sefer. Deminki konuyla. Reklama gitmem lazım. Tamam, bitti. Ya, kısa bir ara. 5 Mart 1926.